Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok güzel, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Özlem Korkmaz. 2015 yılında bu hastalığa yakalandım. Meme kanseri. Nasıl anladınız Özlem Hanımcığım? Ben ağrıyla gelmiştim doktora. Sonuç olarak bu çıktı. Atlattım, tedavi gördüm. Çok güzel. Evet. Sonra geçen yıl ikinci kez geldi bana. Yani tabir caizse ben gönderiyorum, o geri geliyor. Evet. Ondan sonra geçen yılkini de atlattım. Güzel. Allah'ın izniyle, ama bu yıl tekrardan üçüncüye geldi Mart ayında. Onu da gönderdik. Yani tabii kolay olmuyor, zor oluyor ama... O süreçte neler yaşadınız o zaman amca? Neler yaşıyorsunuz? Yani çok enteresan, o kadar değişik duygular yaşıyorsunuz ki. Bir böyle hayır hani iyiyim diyor, demeye çalışıyorsunuz, ayakta durmaya çalışıyorsunuz. Bazen böyle düşüyorsunuz, tedaviler biraz ağır gelebiliyor ama sonuç olarak ayakta durmak zorunda olduğumuzu bildikten sonra o güç, o kuvvet evet. geliyor. Ve bu hastalığında erken teşhisle tedavi edilebileceğini biliyoruz. Evet, evet, tabii. Allah'a şükür zaten hep o şekilde oldu. Hep erken teşhis oldu benimkilerde. İşte şükrediyoruz. Mücadeleye devam. Peki, hangi tedavi yöntemlerini aldınız o zaman amca? Ben hepsini aldım. kemoterapi aldım, radyoterapi aldım. Şimdi de bir ilaç kullanıyorum. Sürekli kullandığım bir ilaç var. İşte kontroller öyle gelip gidiyoruz, devam ediyor. Bu hastalıkta en önemli olan unsur da hastanın moral ve motivasyonu. Aynen öyle, çok doğru. O çok önemli. Zaten insanı yani kanserden ölmek diye bir şey korkutmuyor. O sadece moral bozukluğu, tek onları yaşamak, onlar kötü yapıyor. Yoksa hani ölüm değil. Bu hastalık zaten öldürüyor diye bir şey yok. Evet. Yani ben İlkinde birazcık onu yaşamıştım ama tabii tecrübe edilince ikincisinde öyle bir şey olmadığını, özellikle erken teşhiste bunun kesinlikle sonuç alındığını gördük, yaşadık, tecrübe ettik. Sadece işte o süreç biraz böyle ilaç alınması, tedavi süreci o biraz yoruyor insanı. Onun dışında erken teşhiste gayet güzel bir şekilde yenilebiliyor bu hastalık. Az önce Züleyha hocamız da söyledi. Öyle çok fazla kafaya takılmaması gerektiğini belirtti. Ya onunla yaşamayı öğrenmek lazım. Aynı şey gibi ben o gözle bakıyorum bu hastalığa. Evet, tansiyon hastalığı, evet. Kalp hastalığı. Yani hani bu ay geldi kabus, gitsin bir an önce falan, hani gidiyor ama geri de gelebiliyor. Yani dediğim gibi bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Tabii bu aşamada çevresel faktörler de çok önemli. Etkilenmemek lazım. İyilerden etkilenip kötülerden evet. etkilenmemek lazım. Bazen de farklı farklı hobiler edinmek gerekiyor mu? Tabii. Mutlaka. Ben mesela örgüyle ilgileniyorum. Çok evet. güzel. El işi yapıyorsun. El işi yapıyorum. Yani zaten o hep vardı benim hayatımda. Hı. Hastalıkta da iyi ki varmış dediğim şeylerden birisiydi. İyi ki varmış öyle bir hobim. Beni oyalıyor, kafamı dağıtıyor. Evet. Yani ben çok memnunum. Herkese de tavsiye ediyorum bu hastalıkla uğraşan, savaşan kişilere. Sadece bu hastalıkla değil de farklı hastalıklar da olabilir. Hayatımıza yaşayabiliriz. Nihayetinde insansınız. Fabrikanın dahi bir ayarı bozulduğu zaman sistem bazen bozulabiliyor. Hepimiz her türlü hastalıkla karşı karşıya kalabiliriz. Evet, aynen öyle. Hayat sonuç olarak evet. ne gösterecek bilmiyoruz. Yaşıyoruz, göreceğiz. Evet. Peki tavsiyeleriniz olacak mı? Bu hastalığa karşı ekranları başında bizleri izleyen izleyenlerimize tavsiyeleriniz olur mu? Yani bu hastalığa yakalanmamak diye bir şey yok artık, maalesef günümüzde çok yaygınlaştı. Önemli olan daha bilinçli yaşamak, işte bunun bilincinde olarak yaşarsak erken teşhisle çok daha çabuk bir şekilde atlatılabilir. Dilerim tabii kimse yaşamasın ama yaşayabilme olasılığı çok yüksek. O yüzden daha bilinçli yaşayalım, daha bilinçli olalım. Bence yeterli. Peki, burada hekiminiz de çok önemli. Evet. Tedavi aldığınız hastanenin şartları da çok önemli. Aynen öyle. Yani Allah onları başımıza eksik etmesin. Çok önemli.
herkesi de iyilerle karşılaştırsın inşallah. Evet. Bu evet. Süreçte çok önemli olan bir şey bu. Şu anda bulunduğumuz hastanede almış olduğunuz hizmetler, size yaklaşımlar nasıl? Ben çok memnunum. Hastaneden de, doktorumdan da, doktorlarımdan daha doğrusu, Fatma Şen var doktor, evet. O doktorum. Züleyha Hanım, evet Züleyha Hanım da aynı zamanda radyoterapi doktorum. Ben hepsinden çok memnunum. Doktor hasta ilişkisi değil de böyle arkadaş, daha böyle sürekli her şeyimizle ilgilenmeye çalışan kişiler. Her şeyimizi anlatabildiğimiz, rahatlıkla ulaşabildiğimiz, özellikle doktorlara bu süreçte ulaşmak çok önemli. Evet. Yani psikolojik olarak da çok önemli. Ama o konuda hiç sıkıntı yaşamadık hiçbirisiyle. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Bizler de çok teşekkür ediyoruz size. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben biliyorum ki şu anda ekranları başındaki izleyenlerimiz de sizin verdiğiniz mesajlarla bilgilendiler. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun diyorum Özlem Hanımcığım. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum bunu bana sunduğunuz için. Kolay gelsin. Yine güzel bir kadınla birlikteyiz. Efendim geçmiş olsun. Sağ ol yavrum. Değil mi? 10 sene evvel göğsümü aldılar. Ondan sonra bayağı tedavi gördüm yani. 5-6 sene hiç çıkmadı. 6-7 sene. Ondan sonra çıktı. Buramdan ameliyat oldum gene. Aynı tümörmüş. Şimdi yeniden gene karaciğere geçti. İşte yılbaşından beri de uğraşıyorum. O karaciğeri şey ettiler. Bir sürü şeyler yaptılar. Kemoterapi aldım. Şimdi şuna sıra geldi. Sırayla şey diyor yani. Allah kimsenin başına vermesin. Ne diyeyim? Ama korkulacak bir hastalık değil bu. Öyle değil de insanı yani görüyor yani devamlı hastaneye. Gel git. Bozmayacağız. Bozmuyoruz da insan yoruluyor yani bazı. Kimi insanı stres atamıyorsun, moralim bozuluyor. Ben moralim bozulduğunu elimi bile yaktım. Doktor ne dedi biliyor musun az önce? Bu hastalıkta asla moral bozulmayacak dedi. Ne güzel kızın yanında, sevenlerin yanında, ailen yanında. Öyle yavrum öyle de. İşte geldi sor bu içeri. 3 ayda bir tedavi geldim. 6 ayda geldim. Senede bir geldim. 5 senede bir derken 5 sene geçti hep öyle senede bir geldim. Sonra çıkıverdi işte yılbaşında. Ciğerime atlamış ufak bir şey işte tümör gibi şey. Peki unutmak için bir şeyler yapıyor musun? Mesela el işi yapıyor musun? Hiç. Torunlarla eğleniyor musun? Eğleniyorum da aklım orada. Oradan çıkacak. İşte aklım orada. Torunlarla neler yapıyorsun? Torunlar mı? Hiç televizyona bakıyorum, eğleniyorum falan, oynuyorum. Kimi alıyorum kendimi, parka gidiyorum, geziyorum öyle. Unutma uğraşıyor. Yapmıyorum, evvelden yapmıyor musun el işi? Şimdi yapmıyorum yani. Ama moralimizi yine diyoruz. Öyle bozmuyoruz yani, atlatacağız diyorum. Evet, atlatacağız, moralimizi bozmayacağız. O gülen gözlerimiz hep gülecek. Öyle. Allah'a bıraktık. Allah'ıma yalvarıyorum kalan başka kimseyedir. Allah'ıma bir de doktorlarımıza. Evet doktorlarımız. Hekimlerimiz çok önemli. Çok iyi davranıyorlar. Çok şey. İşte onları iyi davrandım biz daha mutlu oluyoruz. İnan ki doktorlar bize güler yüz davrandı mı ben her şeyimi unutuyorum. Nasıl peki? Nasıl memnunum yani. Ya. Çok Allah razı olsun. Dün geldik. Hepsi güler yüzlü. Çok iyi davranıyorlar yani. Evet. Memnunuz yani. Peki efendim, geçmiş olsun. Yani genelde moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz, unutturmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hani bizleri düşün diyoruz bir şeye geldiği zaman aklıma, bizler için yaşamaya çalış, hani tutun hayata. Elimizden geldiği kadar moral vermeye çalışıyoruz yani. Ona destek oluyoruz gelip giderken. Evet. Evet yani 10 seneden beri destek oluyoruz. Onunla beraber hep gelip gidiyoruz ameliyat süreçlerinde olsun, kontrollerde olsun. Devamlı yanındayız. Biz anneme patik ördürelim. Yani onları da ördü çok ama şimdi artık gençler de pek istemiyor ya. Artık o da sıkıldı, yapmıyor. Genelde unutması için bir şeylerle uğraşıyor. Yani genelde Kur'an okuyor, televizyon seyrediyor, işte parka falan gidiyor. Öyle en güzelini yapıyor. Evet, torunlarına vakit geçiriyor. İşte bizlerle vakit geçiriyor. Elinden geldiği kadar. Öyle geçiniyor işte. Peki efendim, peki böyle bir hastalığa karşı karşıya kalan hasta yakınlarına tavsiyeleriniz neler olur? Vallahi işte hastaların devamlı moralini yüksek tutmaları lazım. Devamlı hani iyi olacaksın, öyle moraller vermesi lazım. Daha ne diyeyim bilmiyorum, devamlı bir desteklerini, ellerini şey yap, çekmemeleri lazım. Ya bilmiyorum, biz öyle elimizden geldiği kadar öyle yapmaya çalışıyoruz. Yani
moralini bozacak şeylerden uzak durması lazım. Stres yapmamaları lazım. Onlar zaten yeteri kadar stresli. Bir de biz yanlarında stresli olursak daha çok moralleri bozuluyor. Mesela benim şimdi azıcık benim bir yerim ağrısına benden çok annem üzülüyor. Yani sen hasta olma diyor bana. Evet sevgili Şifa Kapısı izleyenlerimiz, röportajlarımız devam ediyor ve hastalarımıza, hasta yakınlarımıza öncelikle acil şifalar diliyoruz. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok kısa sizi tanıyabilir miyiz? Hüseyin Gerçek. Hüseyin abicim geçmiş olsun. Emekliyim, sağ olun. Buraya doktora geliyorum, memnunuz, teşekkür ederiz. Hastalığın nedir? Şekerle tansiyon. Şekerli tansiyon. Evet, evet. Kaç senedir hizmet alıyorsun? Hani yeni mi geldin, daha önceden geliyor muydun? Yok, 20 senedir buraya geliyorum. 20 senedir buraya geliyorum. Evet. Nasıl, hizmetlerinden memnun musun? Memnunuz tabii, çok memnunuz. Doktorlar nasıl? Hüseyin Bey vardı, Hüseyin Bey'le tanıştık burada. İlk ben ameliyat oldum burada. Açıldığı zaman. Hüseyin Bey'le. Hüseyin beni Sayın çok... Hüseyin Uğurlu'dan bahsediyor. O beni çok seviyor. İlk onu başladım. Ondan sonra ilerledi bu oyuna işte. Açıldığı zaman buradaydım yani. Anladın mı? Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Acil şifalar diliyoruz size. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani bizim ne kadar hastamız varsa hepimiz buraya getiriyoruz. Ne çünkü bu hastane tercih ediyor? Doktorları iyidir, saygılıdır. Yani hizmet yapıyorlar. Uğraşıyorlar yani, hastalarla çok uğraşıyorlar, duruyorlar üstünden. O da durumdan yani biz buraya geliyoruz. Eşinizi burada tedavi ettiniz. Eşim 6 ay bir sefer yattı diyorum bakımdan. Bir sefer 3 ay yattı, bir sefer 2 ay yattı, bir sefer 1 ay yattı. Çok adam buraya havale ettiler, sonra tedavisini burada devam ettik. Hasta yakın olarak hastamıza nasıl davranıyorsunuz? Ve ekranları başındaki olan izleyenlerimizin hastalara nasıl davranmalarını tavsiye edersiniz? Yani demans hastalığı olarak soruyorsanız, tabii demans hastalarına her zaman sevgiyle, şefkatle yaklaşmak gerekiyor. Hiçbir şekilde inatlaşmamanız gerekiyor. Aslında tüm insanlar öyle, hastalıklı olanlar öyle değil mi? Tabii tabii, aynen o şekilde. Ama bu biraz farklı bir hastalık tabii. İnşallah Allah kimsenin başına vermesin de. Çok zor. Gerçekten çok zor. Hani bir çocuklaşma dönemi gibi oluyor artık yetişkinler. O yüzden çok sabır gerektiriyor. İşte biz de elimizden geleni yapıyoruz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Tabii bugün konumuz kanser. Siz bu hastalıkla ilgili neler söylemek istersiniz? Bildikleriniz ve biz toplum olarak bilinçli miyiz? Sanırım toplum olarak çok bilinçli değiliz. Herhalde yediklerimize, içtiklerimize de biraz daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onun etkisi çok büyük olduğunu düşünüyorum. Etrafımızda da kanser vakası oldu maalesef. Dediğiniz gibi erken teşhis çok önemli. Erken teşhis sayesinde hayatlarına devam eden çok kişi var. Tabii kontrol süreci devam ediyor. Şu an gayet iyiler aslında. Muhtemelen herhalde erken teşhisin önemi çok büyük bu aşamada. Az önce belirttiğiniz gibi biz çok fazla yediklerimize içtiklerimize. Evet, evet. Çok da fazla bilinçli değiliz zannediyorum. Gerçi yediklerimiz işte... halka sunulan yiyeceklerde ne derece çok fazla bilinçli olabilirsiniz ki? Önünüze gelen marketlerde olan şeyleri tüketiyorsunuz aslında. Organik gıdalara çok ulaşma imkanı yok herhalde. Kentlerde, büyük kentlerde. Köylerde belki mümkün olabilir ama herkesin de köye gitmesi çok mümkün değil sanıyorum. Evet sevgili SRT Televizyonu izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız devam ediyor. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok hızlı sizi tanıyabilir miyim? Ben Düzceliyim. İsmim Şükrü, soy ismim Yalçın. Bu rahatsızlığı bir cenaze töreninde rahatsız oldum, soğuktan, gripten. Bu rahatsızlıktan grip diye çıktığım hastanede bu teşhis konmuş oldu. Yedikule'den başlayan bir tedavi, ondan sonra Cerrahpaşa'ya, Cerrahpaşa'dan da buraya intikal etmiş oldu. Buraya geldik, işte burada ışın tedavisini görüyoruz. Burada 6 seansta kemoterapi gördük. Baştan başlayarak geldiğimiz bu sonuca kadar kendimizde bir karamsarlık hissetmiyoruz. Tabii ki adı kötü olduğu için bazen de böyle bir sıkıntılar, acaba nedir diye bir soru işareti çıkıyor. Ama görmüş olduğumuz tedavilerin cevabının iyi olduğunu, kendimizi iyi hissettiğimizi, bu karamsar tablodan uzak durmaya çalıştığımızı belirtmek istiyorum. Hastalıkta moral çok önemli.
Vallahi bu hastalıktan moral dediğiniz tabii bu ölümle ilgili bir mesele olduğu için, bu ölüm de bizim için bir kader olduğu için, bu kaderimize biz razı olmamız asabiyle bu sıkıntıyı pek böyle şey görmedim ben. Yaşımız da 73, yaşımız da ilerledi. Yaşınızı söylemeyin. Evet. Yazar der. Evet. Hiç belli değil çünkü. Ha, onun için yani benim geldiğim noktada kendimi iyi hissettiğimi ifade etmek istiyorum. İnşallah bundan sonra da iyi olacağına inanıyorum. Ya şunu söyleyebiliriz. Kanser hastalığı korkulacak bir hastalık değil. Erken teşhis edildiği zaman tedavisi mümkün olan bir hastalık. Doğrudur. Aynen öyledir. Şu ana kadar yapılan tedaviler, hekimlerin de bize gösterdiği ilgiyi de bir tanıdık doktor kadar ilgi gösterdiklerini de ifade etmek istiyorum. Buradan bütün doktorlara teşekkür ediyorum. Hekim de çok önemli diyorsun. Evet, aynen öyle. Kimse bizi karamsarlığa itmedi. Onu da ifade edeyim. O zaman şöyle diyeceğiz. Bu hastalık ya da herhangi bir hastalık olursa olsun ben bu hastalığı atlatacağım, yeneceğim demek gerekiyor. Doğrudur, doğrudur. Önce bir moralle bunun üstüne gitmek lazım. Ondan sonrası da inşallah hekimlerle neticeye varılır diye düşünüyorum. Peki Avrasya Hastanesi'nin hizmetlerinden memnun kaldınız mı? Avrasya Hastanesi'nin hizmetlerinden tabii ki memnunuz. Zaten baştan burada ilgi gördüğümüz için başka yere gitmeden bu koridorda gezmeyi tercih ettik. Çok kısa sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Necip Mutlu. İstanbul'da yaşıyorum. Turizmciyim. 2015 yılında bu hastalığı öğrendim. Nasıl öğrendiniz Necip Bey? Nasıl öğrendim? Başka bir hastalığa tutulmuştum. O hastalığın sayesinde bu hastalığımı da öğrenmiş oldum. Dizanteri diye bir hastalığa tutulmuştum. Sağ olsun bu hastane sayesinde yırttım işi. Burada iyi bir doktor vardı. Beni o dizanteriden kurtardı. Sonra işte ondan çıkınca göğüs kemoterapi gördüm. Ondan sonra ışın tedavisi gördüm. Böyle işte yani. Perizdi. Güzel beslenme. Bu şekilde yani çok iyi bir doktorum vardı. Tabii hastalıkta beslenme çok önemli diyorsunuz Necip Bey. Çok önemli. Çok önemli. Yani bir insan hapı nasıl sevmeyerek içiyor. Beslenme de böyle. İstemediğin şeyi bile hap içer gibi yiyeceksin. Bu hastalıkta böyle. Peki siz neler yiyorsunuz Necip Bey? Vallahi sabah işte peynir, yumurta. Ondan sonra böyle protein ağırlıklı. 2 bardak süt içerim. Süt çok önemli. Süt yani süt deme önemli. Öğlen yemeklerim de aynı. Yani kızartma şeklinde olanları öğleye saklarım. Akşam hafif yerim. Bol bol işkembe. Bol paça. O. Ondan sonra bir de her gün bir tane elma. Bu hastalığın erken teşhisle tedavi edilebileceğini biliyoruz. Ben tanıdığım kadarıyla bu hastalığın yani yok olması yok, bitmesi yok. Hastalık hastalık. Bu hastalıkla da yaşamayı öğrenirsen o zaman bu hastalığı durdurabilirsin. Ama hastalık her zaman senin üzerinde. Şimdi ben onun taşıyıcısıyım. Ve eğer ki ben perizimi bozarsam bu hastalık bana çektirecek, biliyorum. Ki geçen aylarda bunu yaşadım. İkinci kez. Ama perizimi bozmazsam, gıdama dikkat edersem onu benim kanım sindiriyor, bekletiyor. Benim biraz daha fazla yaşamamı sağlıyor. Yoksa bu hastalıktan kurtuluş yok. Bir kere girdi mi bitti. Sadece bu hastalıkla alakalı değil de Necip Bey. Normalde de kendimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani zararlı olan her şeyden uzak durmamız gerekiyor. Ama biz maalesef yapamıyoruz nedense. Ya en basiti akşam oluyor. Ne bulsak biliyorsunuz. Onu yiyorsun, bunu yiyorsun. Ondan sonra yatıyorsun, rahatsız oluyorsun. Evet, hareketsiz. Bize bütün her şey buradan geliyor. Şifa da buradan geliyor. Değil mi? Dert de buradan geliyor. Her şey buradan. Doğru söylüyorsunuz. Evet ya. Necip Bey ne kadar güzel söyledi. Her şey buradan geçiyor dedi. Yani buradan ne yerseniz o size hastalık olarak da dönüyor. Şifa olarak da yani.
mutluluk olarak. Ha, bir de onu söyleyeceğim, bu hastalıkta en önemli şey mutluluk hormonu üretmek. Evet, bu çok önemli. Bunun için de ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Benim yaşım 66. Ben gençliğimdeki günlerimi, mutlu günlerimi düşünüyorum. O zamanki sevdiğim şarkıları dinliyorum. Geçmişi düşünüyorsunuz. Evet, o zaman mutlu oluyorum, rahatlıyorum. Gerçekten. Hastalıklardan kurtulma yollarından biri de kendinizi rahat hissedeceğiniz, stresten uzaklaşacağınız, mutlu olabileceğiniz anlarınızı yaşamak. Evet, mutluluk hormonu üretebilmek çok önemli. Yani bence herkes bunu yapmalı. Hiç olmazsa ölürken de mutlu ölür. Soyadım da Mutlu biliyor musun? Necip Mutlu. Evet. Nasıl ama? Çok güzel. Denk gelmiş. Ya böyle. Peki Necip Bey'ciğim, şu anda ekranları başında bizleri izleyen izleyenlerimize nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Hasta yakınları nasıl davranmalı hastalarımıza? Hasta nasıl hayata tutunmalı? Ki siz maşallah gerçekten soy isminizden de olduğu gibi tam bir Necip Mutlusunuz. Evet, mutluyum. Yani ne yapayım? Soyadımı değiştiremiyorum. O yüzden... Bu hep sizde kalsın, hiç sakın. Öyle yapacağım zaten. Hep mutlu olun. Benim tavsiyem ne biliyor musunuz? Yani bu hastalık geldi diye böyle kahretmesinler. Bununla yaşamayı öğrensinler. Bu hastalıkla beraber yaşamayı. En önemlisi perhizlerini bozmasınlar. Kesinlikle şekerli şeyler, şerbetli tatlılar yemesinler. Şekerden uzak duruyoruz. Evet. Şekeri sadece meyveden alsınlar. Bu kadar. Aslında şeker bütün gıdalardan da alınıyor. Ama bizim için mesela benim için karpuz zararlı. Güzel şekerli. Evet. Ama karpuz yok. Kayısı yok. Şeftali yok. Üzüm yok. Ama elma 10 numara. 10 numara evet. Çok güzel. Çok güzel mesajlar verdiniz bize. Çok teşekkür ediyoruz Necip Beyciğim. Peki hastanenin hizmetlerini nasıl buluyorsunuz? Şu anda hastaneden tedavi alıyorsunuz. Ben buraya işte ölmek üzere bu hasta olarak gelmiştim ben Avrasya'ya. Yani dizanteri, yani son günlerimde gelmiştim. 48 kiloyla. Evet. Beni burada çok iyi baktılar. Çok iyi tedavi ettiler. O hastalığımı burada yendim ben. Yani ne diyebilirim? İlk ışın tedavimi burada gördüm. Şimdi bu ikinci kere buraya geldim. Işın tedavisi görüyorum. Yani ben hastanenin personel olsun, hastane olsun çok memnunum. Sonra benim ikametgahıma da yakın. Bu söyleyeceğim bu. Efendim, geçmiş olsun diyoruz. Allah'a şifalar versin. Amin. Soy isminiz gibi hep mutlu olun Necip Beyciğim. İnşallah herkes mutlu olsun. Benim gibi.